Günaydın efendim herkese. Mutlu, hayırlı, sağlıklı, güzel bir sabah olsun inşallah. Haftanın ikinci günü, salı günündeyiz ve Nisan'ı bitirdik. Bugün 1 Mayıs efendim. Mayıs'ı güzel bir güneşle karşıladık ve 1 Mayıs hepimiz için hayırlar getirsin Mayıs ayı. Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamıyla selamlıyorum hepinizi. Güzel bir sohbet var. Özellikle hanımları ilgilendiren güzellik sırlarını. Yazın neler yapacaksınız? Yazın cilt bakımları, terleme ile ilgili konular ve pek çok sorunuzun cevabını bugün uzman doktor Murat Sancaktar hocamla birlikte yanıtlayacağız. Siz de bize ulaşın tabii ki, mutlu oluruz. Sizin sorularınız önceliğimiz olacak. Bir taraftan da size güzel bir yemeğimiz var. Patates çanaklarında Rus salatası yapacağız. Biz dün konuşurken acaba böyle kumpir gibi mi olacak ki diye düşündük ama tam kumpir olmayacak ama onun tadını böyle size hatırlatacak güzel bir tarif var efendim. Patatesli çanaklarında Rus salatası. İçine istediğinizi koyabilirsiniz. Bakalım biz neler koyacakmışız ve tarifimizde neler varmış. Hemen ülkeye sözü bırakıyorum. Günaydın canım. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yine rengarenk turuncumuz, evet. Yeşilimiz, sarımız. Bayılıyorum renk renk. Ben de çok seviyorum. İnşallah yazın böyle daha renkli. Evet. Değil mi? Daha mis kokulu. İnşallah. Ki bu sene ben o kadar böyle domatesi özledim ki Ülkü, böyle mis gibi kokulu, evet. Kokulu gerçek domatesi. Allah kısmet etsin hep yiyoruz birlikte. Yiyoruz ama kışın. Yok ya, ama tadı şey, tadı aynen, olmuyor. Tadı, o yüzden bugün da onları da konuşacağız biliyor musunuz hocamla? Meyvelerin, yaz meyvelerinin ne kadar faydalı olduğunu, cildimizi nasıl beslediğinden her şeyi de. Her şey mevsiminde yememiz, evet, gerektiğini. Mevsiminde yenmek en güzeli. Hemen bir biz patates çanaklarında Rus salatası tarifimizi, neler var hemen geçeyim Ayşegül. 5-6 tane patates kullanacağım. Bir çay kahve fincanı sıvı yağ var, bir tatlı kaşığı pul biber, birazcık karabiber yanında. Nanemiz var bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı dolusu biber salçası, bir diş sarımsak, o arzuya göre kullanmaya da biliriz sarımsağı. Bu patates harcımız. Evet. Bunları güzelce ben şimdi patatesleri ezeceğim, yoğuracağım. Birazcık dolapta mutlaka dinlendireceğim yarım saat kadar şekil alması için, kolay şekil alması için. Mayonez mi, Rus salatamız için neyimiz lazım? 200 gram kadar süzme yoğurdum var. 2 yemek kaşığı mayonez kullanacağım. Kornişon turşum var. 9-10 tane kullanırım. Bir çay bardağı bezelye. Bezelyemiz de yazdan. Taze bezelye. Rengine bakar mısın? Evet, o yüzden aldığımız canlı görünüyor zaten. Ne kadar sarı oluyor değil mi? Konserve eder. Çok güzel bir, evet, nimet. Nimet bizim için, doğru. 2 tane patates kendim yapacağım şeyinde, garnitüründe. 2 tane de havuç kullanacağım. Maydanoz da minik minik doğrayacağım. Hani maydanoz sevmeyenler yapmaları şart değil. Çanakları yaptıktan sonra o doğradığım maydanozlara çanakları bulayacağım böyle. Hmm. Sonra dolduracağım içlerini. Yeşil yeşil dışında ha, görünmüş dışı, evet, olacak. Evet, yeşilli sarılı falan ama böyle. Ama eğer maydanoz sevmiyorsanız, evet, tabii birazına ki şey yaparız, maydanozlu birazını maydanozsuz yaparız. Ben önce patatesimi bir ezip birazcık, çünkü önce dolapta dinlenmesi gerekiyor ya. Patatesi halledip dolapta bekleteceğim. Sonra garnitürüme geçeceğim. Sıcak sıcak yeni haşladım patatesleri de. Garnitürü kendiniz yapmak istemiyorsanız hazırlarını kullanabilirsiniz. Evet, hazır kullanabiliriz. Ama yazdan attığınız ürünleriniz, bizim gibi bezelyeniz, havucunuz varsa daha sağlıklı hani olur. Uğraştırır diyor da çoğu. Gerçekten uğraştırmıyor. Bir suyun içinde hepsini haşlayabiliyoruz peş peşe, patates, havuç, hiç de uğraştırıcı bir şey değil aslında. Yani hani izlerken de hak verirler, gerçekten de uğraştıracak bir şey yok, hemen de yapılıyormuş derler yani. Hem de daha sağlıklı. Tabii ki sağlıklı. Her şeyi bırak, konserveden bin kat daha, evet, sağlıklı. Evet, evet, mutlaka. Kolay gelsin sana. Sağ olun, size de seni kolay gelsin. Seni takipte olacağız bir taraftan. Hemen WhatsApp hatırlatmamızı yapalım. Bize sorularınızı iletin lütfen efendim. Murat Hocam'a istediğiniz soruyu sorabilirsiniz konuyla ilgili. En doğru ağızdan, en bilgili şekilde size ulaştıracağız biz de sorularınızı. Ve Mavi Artı Estetik ve Güzellik Akademisi'nden uzman doktor Murat Sancaktar bizimle birlikte. Özlemiştik, sohbetinizi özledik. Yeni bilgiler neler var onları merak ediyoruz. Yaz geldi, hemen bir böyle ne yapsak ne etsek telaşındayız. O yüzden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar.
çok iyi. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Yazın meyvelerini de sebzelerini de yiyeceğimiz için daha da iyi olacağımız daha kesin. Daha mutlu olacağız değil mi? Bugün bolca konuşacağız o konuyu inşallah. Çok ama önemli. Şöyle bir yaz bakımlarını konuşalım. Niye biz böyle yaza doğru böyle bir Nisan çıkışı, Mayıs başları bir telaş içerisindeyiz? Ya cildimi mi yenilesem, işte ne bileyim kilo mu versem, böyle bir kendimizle ilgilenmeye başlıyoruz sanki. O kışın rehavetinden mi sıyrılmak istiyoruz ya, hocam? Aslında insan her dönemde bakımlı olmayı ister ve bakımlı olmayı da hak eder aslında. Sadece yazın daha fazla görüneceğimizi düşünerek, daha fazla insan içine çıkacağımızı düşünerek biraz daha bakımımıza özen göstermeye çalışıyoruz. Aslında bakımın yazı kışı olmaz. Yazı kışı olmaz derken hepsinde olması gerekir. Bakımlar da birbirinden farklıdır aslında. Yani kışın yapacağımız işlemlerle, bakımlarla veya tedavilerle yazın yapılabilecek bakım ve tedaviler birbirinden farklı olması gerekir. Çünkü ikisinin de getirdiği veya fizyolojisi birbirinden farklıdır. Yazın olanlarla, kışın olanlar cildimizde. İsterseniz ben ufak bir özet olarak onlardan gireyim. Konunun daha iyi anlaşılır olması için o girişle başlamak daha iyi olun olacaktır. Cilt sonuçta belli bir miktar hücre üretip her seferinde bunları döker. Döker, döker. Canlılık dediğimiz hadise bu. Üst tabakadaki hücrelerimiz ölüdür. Alt tabakadaki hücrelerimiz de canlıdır. Bunlar yavaş yavaş yukarı doğru büyüyerek gelirler ve canlılıklarını kaybedip giderler. Şimdi yazın olan hadiseyle kışın olan hadisenin arasında fark var. Kışın olan hadise aynı yaşlılanma dönemindeki gibi cildin üstüne biriken hücreler cildimizin üst tabakasında kalın bir tabaka oluşturur. Cildinizin daha mat, daha cansız, daha soluk görünmesine sebep olur. Aslında yaşlanma süreci de böyle. Ya, hani şöyle düşünelim. Yaşlı bir insana şuradan bir şey getir dediğinizde kalkmak için erinir. Alsam mı almasam mı gitsem mi der. Çocuğa söylemeyi tercih eder. Ama çocuktan şunu getir bana dediğinizde koşarak alır. Doğru. Onun için genç bir ciltle yaşlı ciltle aynen böyle. Yaşlı cilt bir şeyler yapmakta illa dürtülmeyi, illa bir şeyler kurcalanmasını isteyecek hale gelir. Kışın olan hadiseler de buna yakındır. Genellikle cilt kalınlaşır, mat görüntü verir. Dolayısıyla yapmanız gereken şey de nedir? O üstteki kalınlaşma tabakasını biraz azaltarak cildin alttaki taze, daha canlı, daha o genç çocukta olduğu gibi iyi hücrelerle karşınıza gelmesini sağlamaktır. Böyle sağladığınızda tabii ki cilt daha güzel, daha pürüzsüz görünür. Ne kadar pürüzsüzse cildiniz, ne kadar gözeneği azsa, ne kadar suyu içeriği daha yüksekse ve ne kadar pürüzsüzse o kadar daha çok ışığı yansıtır ve daha güzel görünür. Dolayısıyla kışın yapacağınız şeyler daha çok böyle işte herkesin bildiği gibi ufak bazen peelingler, ufak tefek besleyici, anti-aging, canlandırıcı tedaviler olabilirken yazın olay tamamen farklı hale gelir. Hani bunları yazın yapılmaz anlamında değil ama yazın ihtiyaca binaen konuşacağız onları. Ama yazın hadise tamamen farklı. Yazın da en büyük hem dostumuz hem düşmanımız olarak eğer dozunu ayarlayamazsanız güneş, ultraviyolenin en büyük kaynağı olan güneş özellikle cildin incelmesine sebep olur. Kışınki hadiseden farklı olarak. Nasıl incelmesine sebep olur? Ben bunu şeyde çok güzel bir örnek veriyorum. Hani bizim ufaklığımızda vardı. Gerçi şimdi artık kalmadı ama yaylı böyle somyalar vardır. O somyaların yayları var. Minik böyle içinde. Güneşi belli bir yere kadar aldığınız zaman o yaylanmada sıkıntı yaşatmıyor size. Ama uzun süreye maruz kaldığınızda kolajeni koparır. Kolajene zarar verir. Aynı o yayların bazılarının atması gibi. Aynı o yatağa yattığınızda yayları biraz fazla yatmış yatakta. Eskiden öyleydi tabii ki. Omzunuz biraz daha içeri gider. Evet. Kalçanız biraz aşağıda kalır. Çöker. Başınız biraz daha aşağıda kalır. Dolayısıyla göçmelere sebep olur. Dolayısıyla cildi cansız ve kuru bir hale getirir. Isının da etkisiyle cilt sıvı kaybeder. Sıvı kaybettikçe aynı büzülme gibi, hani suyunu sıktığınız bir portakal gibi veya limon gibi direkt daha büzülmüş bir, daralmış bir hal alır. Zaten o zaman kışın tedavisiyle yazın tedavisi ve yazın olanlarla kışın olanlar aslında bir nevi birbirinden farklı olmuş oluyor. Yazın ne yapmanız gerekir? 2 kere 2, 4. Kuruduysa veya daraldıysa onun tekrar suyla şişmesini, yukarı doğru canlı parlak, ihtiyacı olanı alarak parlak dışarı gelmesini sağlamanız lazım. Onun için en önemli şey yazın su tüketimini arttırmaktır. Su tüketimini arttırdığınız zaman, kışın da için tabii ki, bunu kışın içilmesin, yazın içilsin olarak sakın anlaşılmasın. Ama yazın tüketim zaruridir. Bunu tükettikçe ve gereklileri aldıkça cilt tekrar o hacmini kazanır. Daha canlı, daha parlak hale gelir. Aynı o somyanın kırdığı yerlerin engellemesi gibi onu da üstünü güneş koruyucularla kapattığınızda
ne ışıktan zarar görecek hale getirirsiniz. Hı hı. Bir de alttan da yayların bakımını yapmış olursunuz. Böylece cildiniz hala gergin, hala esnek, hala ışığı yansıtan bir hal olur. Yani hem içeriden hem dışarıdan beslenecek. Tabii. Yani sadece yapılan dıştan yapılan bir şey ile bir mucize beklemeyin. Mutlaka tabii. içeriden bir destek. Zaten herkes her bir kliniğe gittiğinde veya bir yere gittiğinde mucize bekler. Hı hı. Ama Konya'da da böyle, birçok yerde de böyle çalıştığımız zamanlardan biliyorum. Ben yemek yiyeyim ama siz beni zayıflatın. Hı. Da olduğu gibi. Ben cildime bir şey sürün de cildim hemen parlak parlak olsun. Ama sizin de özen göstermeniz gerekiyor. Tabii ki. Onun için cildin içeriden sizin yapacaklarınızı takviyeye ihtiyacı var. Ben vitamin takviyelerini de çok severim. Ağızdan alınan tek takviyeleri de severim. Ama ideali mümkünse yaz gibi çok özel bir mevsimdeyiz. Meyvenin, sebzenin bol olduğu, çok seçeneğin olduğu, sulu sulu meyvelerin olduğu, içinde vitaminler açısından çok zengin bir içeriğin olduğu bir dönemdeyiz. Onun için bu vitaminleri A, C, E gibi cildimize çok iyi gelen vitaminler bunlar. Bunları kullanabildiği bir dönemi iyi değerlendirmesi gerek kişinin. Takviyelerini alacak, ya meyvelerini düzgün alacak, özellikle mevsimindeki meyvelerini güzel alacak. Bunun dışında yeşil yapraklı sebzeleri özellikle tüketmesini çok fazla öneririz. O da çok iyi gelir cilt sağlığını arttırmada. Bunların ikisini özellikle tüketen bir kişi hem işten bize destek vermiş olur, dışarıdan yaptığını söyler. Tabii ki doğal olarak daha iyi olur. Yani cildi araya almış oluyorsunuz. Siz yukarıdan, o aşağıdan. İkisinin arasında cildin kaçacak bir yeri kaçacak yok. Ne aşağı kaçabilecek yok. Ne yukarıya. İkisinden de dürtülüyor çünkü. Dolayısıyla kişinin kendisinde de biraz bu işin bittiğini söylemek lazım. Kendisine iyi bakacak, bol su tüketecekler. Yazın en büyük problem sıvı kaybı. Bu ısının etkisiyle ve güneşin etkisiyle çoğunlukla. Kışın yapılanlar ise daha çok üstteki ölü tabakaların uzaklaştırmasını hızlandırmak, tazeleme üzerine gidecek tedavilerdir. Lekeyle ilgili mesela kışın çok fazla başvuru olur. Çünkü kışın lekeyle ilgili başvuru olması çok doğaldır. Bizim hem dostumuz hem düşmanımız olan güneşin etkilerinin daha az görüldüğü bir dönemdir. Sıfır hiçbir zaman olmaz. Unutmayın. Yani bu anlamda da tekrar bir söyleyelim. Güneş koruyucu yaz kış kullanılır. Yazın zaruri, kışın da mümkün olduğu kadar kullanacaksınız. Lekenin uzaklaştırılabileceği veya tedavi verilebileceği dönem kış dönemidir. Leke ile ilgili aslında konu gelmişken birkaç şey de anlatmak lazım. Burada da hem birçok yanlış bilinen şeyi düzeltmek lazım. Lekede yazın hücreler aktifleşir. Altta leke hücreniz durur zaten. Kışın da var, yazın da var. Sizin ışık gelmiyor zannettiğinizde bile havuzdan sıçrayan ışık, şapkanızda şapka koyuyorsunuz ama şapkanın kenarında olmasa göre başka bir şeyden yansıyan ışık. Bunların hepsi ultraviyole ve bunların hepsi sizin cildinize negatif etkileri veya lekelenmeleri veya o hücrelerin aktif hale geçmesini uyarabilecek haldedir. Evet. Dolayısıyla yazın özellikle şapkamı giydim, güneş korucumu ben korunuyorum benim işim bitti dememek diye lazım. Düşünüyoruz. Bunları belli aralıklarla tekrarlamak lazım. İki saatte bir tekrarlayacaksınız. Kışın yazdan farklı olarak şöyle bir hadise gelişir. Kışın güneşi veya ışığı görmeyen hücreler aktifliğini biraz yitirirler. Biraz daha sakin uyku moduna geçip aşağı doğru gitme eğilimindedirler. Yukarı yukarı çıkmazlar. Onun için yaz döneminin sonunda herkesin lekeleri biraz daha açılmaya başlar. Aa, hiçbir şey yapmadım ama lekelerim biraz açıldı. Veya peelinglerle bile çok hızlı açılmalar görürler. Niye? Çünkü hücre yavaş yavaş aşağı doğru girer. O anda inmeden önce değil, inmeye başladıktan sonra veya indikten sonra tedavi yapılması gerekir. En önemli nokta budur. Yazın yapılmama sebebi de budur. Eğer hücre aktifken, daha ben hemen pigment üretebilirim, şu anda size zarar vermeyeyim. Aslında bizi korumak için yapıyor onu. Ultraviyoleyi aşağıya geçirmeyeyim, ben orayı boyayayım da cildin altına ultraviyole geçmesin diye. Savunmak için bunu yapıyor. Ama kontrolsüz yapınca ortaya problem çıkıyor. Kontrolsüz güç mü? Öyle bir şey vardı onun gibi. O zaman yapılmamalı o zaman. Yazın bu bakımları mümkünse girmemek lazım. Maalesef bazen görüyorum. Ya ben bununla yaptım olmaz diye bir şey yok. Tıpta veya bilimsel bilgide ben yaptım oldu diye bir bilgi şekli yoktur. O sizin kendi görüşünüzdür. Doğru bilinenleri uygulamak zorundasınız. 10 hastanın 6'sında hiçbir şey olmaz. 4'ünde karşınıza negatif gelebilir. Bir tanesi bile gelmesin. Bunun yolu da işin fizyolojisini bilmekten geçer. Onun için yazın lekeyi biraz kenara bırakmak veya hafif baskılayan tedaviler uygulayıp üstünde güneş koruyucuyla sanki hani böyle hiçbir şey yokmuş gibi toprakla örtmek gibi düşünün. Orayı kapatıp durmakta fayda var. Kışa da tamam buyurun yine zaten geleceksiniz. Leke bitmiyor biliyorsunuz. Lekenin tekrar tedavisini doğru, yapacaksınız bitmiyor. Deyip gitmeniz lazım. En önemli nokta tekrar söylediğim nokta. Lekeyle ilgili yazın özellikle aktifleşmiş hücreye mümkünse bulaşmamak lazım. Yani iyileşen olabilir ama mümkünse girmemek lazım. %1 bile varsa eğer bir ihtimal hiç dokunmamak. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Sonuçta yaşam devam ediyor. Kışta yaparsınız. Evet, bir şey kaybetmiyorsunuz. Gerek yok. Biz özellikle yazın sonuna doğru, Ağustos aylarında özellikle ve Eylül'e yakın dönemde hep baskılayıcı başlarız. Açıcı demiyorum. Baskılayıcı. O
hücrelere sakin olun, aşağı gidin, burada bir şey yok, sakin olun, size ihtiyacımız yok dediğimiz aşağı doğru gitmeye zorlarız hücreleri. Çünkü kışın tedavinizi yapacağınız anda onlar çok aşağıda olduğu için yukarıda olanların haberleri olana kadar ben orayı iyileştirmiş oluyorum zaten. Hı hı. Bu anlamda leke tedavileri, işte siz niye daha estetik yaparsınız veya sizin yaptığınız niye bu leke açıldığının cevabı da aslında burada yatıyor. Aslında işin tiyosunu da vermiş oldum. Dolayısıyla yazın biraz baskılamaya devam, iyileştirmeye değil. Kışın da al bakalım sana diyeceksiniz lekeyle eğer savaşacaksınız. Çok güzel anlatıyorsunuz. O kadar anlayabileceğimiz şekilde oluyor ki izleyicimiz demiş ki yazın hangi bakımları tercih etmeliyiz? Tam da onu konuşuyoruz aslında biz. Takipte kalın, mutlaka sorularınızın cevapları arada olacaktır. Bir izleyicimiz de demiş ki göz ve kulak dudak çevremde yoğun bir şekilde çil var ve bahar aylarında da artıyor. Rengi koyulaşıyor. Bunun için zaman doğru mu? Ne yapmalıyım demiş. Tabii ki. Demin konuştuğumuz konu muhtemelen bizim son söylediğimiz şeylerden önce bu soru sorulmuş diye düşünüyorum. Çünkü aktifleşmiş hücrelere başladı. Zaten orada onlar pigment üretmek için bekliyorlar. Vakit gelse de ışığı görsem de pigment üreteyim diye. Işığı görmeye başladı. Baharda başlıyor ışıklar. Yavaş yavaş artmaya başladı. Ultraviyole evet, geliyor. Evet. Vücut diyor ki korumam lazım. Ben yine zarar göreceğim. Anormal bir yanıt. Herkeste olmayan bir yanıt. Ya pigmenti fazla üretiyor ya da ürettiğini geri alamıyor. Dolayısıyla yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. O hücre aşağıda var zaten. Koyulaşmaya başladı. Yazın buna eğer ki bir şekilde müdahale etmeye kalkarsanız zaten aktifleşmiş. Bu sefer size sizin yaptığınız işlemi ters zannedip ters olarak dönebilir. Çilliydim bu sefer de bu taraflara da yayıldı. Şuramda yoktu buramda çıkmaya başladı gibi. Bu sefer sizin karşınıza mutsuz olarak gelebilirler. Bunlar hep yaşanmış şeylerdir, bilinen şeylerdir. Yani ben yaptım oldu diye bir tedavi şekli sakın yok. Hani buna özellikle ben bazı yerler duyuyorum. Bir arkadaşımı iyi etmiş de bana da iyi gelir mi? Böyle bir şey yok. Evet. Bu işin mantığı bu. Tedavi mi olacaksınız? Kışa bırakın. Çilleri herkesin artıyor. Yazın biraz çilli olacaksınız ama baskılayıcı kullanabilirsiniz. En önemlisi de mutlaka güneş koruyucu. Hafif açıcılı veya baskılayıcı güneş korucuları da bulabiliyorsanız onları tercih edebilirsiniz. Ama dokunmuyorsunuz. Biz ellemiyoruz, biz dokunmuyoruz. Yani hep şeyi düşünerek, yani tıbbın mantığı da odur. Ana kuralı odur. Primum non nocere der. Yani önce zarar verme. Evet, önce zarar verme. Zarar vermedikten sonra iyileştirme periyodunda seni birkaç ay sonra iyileştireceğiz. Biraz sabırlı ol. Bana şu an gelmene gerek yok. Sadece işte nemini arttır, bakımını arttır gibi. Yazın, diğer soruya gelince, yazın ne bakımları yapalım konusu ise, zaten konuştuğumuz şeyler, bunun ismini birçok çeşitlendirebilirsiniz. Biliyorsunuz birçok bakım var. Burada anti-aging bakımlar, somon DNA'lı bakımlar, hyaluronik asitli bakımlar, birçok bakımlar var. Birçok bakım şekli var. Cildinizin ne ihtiyacı olduğunu, çoğunlukla aslında kişiler 3 aşağı 5 yukarı biliyor. Sadece o konuşmaları doğru yapmak gerekiyor, neye ihtiyacı olduğunu. Cildim parlamıyor veya cildimde işte atıyorum sarkmaları çok fazla gördüm gibi dediği zaman tedavinizde bunun içine biraz somon DNA karıştıralım, hücre yenilenmesini hızlandıralım veya toparlayıcı olarak vitamin ekleyelim. Bu sigara çok tüketiyor. Buna antioksidan biraz daha böyle oksitleyici şeyleri uzaklaştıracak ürünleri uygulayalım. Cilt altına bunları verelim gibi. Kişinin cildi kurumuş, su içmiyor. İçiyorum deme aslında gerçek içmiyor. Yani doğru değerlendirmiyor. Suyu nereden almaya çalışıyor? Aslında bir noktada ona dönelim. Evet. Suyu çaydan kahveden almaya çalışıyor. Çaydan kahveden alacağınız su sınırlıdır. Suyu su gibi içeceksiniz. O su değildir hatta. Su değildir hatta evet. Öyle denebilir. Suyu su gibi içeceksiniz. Onun dışında su yerine mümkünse su yerine demişim kahve ve çay yerine soda tercih edilebilir. İçinde mineral zenginliği de olduğu için. Onun dışında belki ayran düşünülebilir. Bunları kabul edebilirim. Ama onun dışındakiler bizim su takviyemizi yerine koyuyor gibi düşünmeyin lütfen. Yani bu tamamen yanlış bir algıdır. Sizin merkezde öyle bir sunuyorsunuz ki suyu içesimiz geliyor. İçine böyle biraz tarçın koyuyor. Biraz nane yaprağı pelin hazırlıyor ya. Evet. O kadar hoşuma gidiyor ki. Eğer hani suyu böyle tek içemiyorsanız içine böyle bir parça bir şeyler atarak o da su niyetinde oluyor fazla. Çünkü değişim sağlamadığı için. Biraz nane yaprağı, biraz böyle limon, bir dilim limon. Her şeyin görsel olarak güzelliğini her konuda seviyoruz. Evet. İşimizde öyle. Su içerken bile görsel güzelliğin olması, bardağınızın bile iyi olması fark ediyor. Özel bir bardakta içeceğiniz bu su, klasik su bardağında içmekten bile fark eder. O suyu içiyorsunuz işte doğru. Fark eder. Eğer hani su içemiyorsanız böyle bir yöntem geliştirebilirsiniz. Ama hocamın dediği gibi öyle çay, kahve su yerine asla geçmiyor. Su tüketiminde ben kendi adıma bunu işte bu hani demiştim ya ben yaptım oldu diye. Ben şöyle bir çözüm buluyorum kendi adıma. Bizim gibi çok yoğun çalışan kişiler için su tüketimi böyle çok kolay olmuyor. Ancak bir ihtiyaç hissedeceğiz, dudağımız kuracak da falan filan. Evet, doğru. Dolayısıyla ben bunda pet şişelerimi kenarıma koyuyorum. Cebimde duruyor, yanımda duruyor. O hemen civarımda oluyor. Öyle lıkır lıkır içemiyoruz zaten. Hani hastanız oluyor, karşınızda bir şeyiniz oluyor ama hemen birazcık arada birazcık iç indir derken bir bakıyorum o pet şişe bitmiş. Normalde onu bir bardağa koysam o pet şişeyi bitiremem.
çok fazla gelir. Bir de bardakta, bardaktakinin hepsini bitirmek zorundasınız gibi hissediyorsunuz. Evet. Ama pet şişede olduğu zaman 3'te 1'ini iç, 2'de 1'ini iç, 4'te 1'ini iç, istediğiniz kadar içebiliyorsunuz. Dolayısıyla pet şişede içmek sizin su tüketiminizi arttırabilir. Bu da böyle bir çözüm olabilir yani. Naçizane bunu ben kendim bir de gözünün önüne koyduğun zaman mutlaka hani görüyorsunuz ya hocam, sizin dediğiniz çok doğru. Unutuyoruz çünkü bazen, özellikle yoğun olanlar. O kadar çok soru akıyor ki, Tuğçe Hanım'ın uzunca bir sorusu var ama bir reklam arası vereceğiz. Sularımızı tazeleyelim, çaylarımızı diyorum ya her gün. Bugün sularımızı tazeleyelim efendim. Hepsini yanıtlayacağız. Kısacık bir ara. Efendim hoş geldiniz. Yeni gelenler tekrar günaydın diyelim. Hanım Elin mutfağında biz bugün patates çanaklarında Rus salatası yapıyoruz. İstediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz ama biz şöyle patateslerimizi, havuçlarımızı hafif haşlıyoruz. Evet. Hemen bir gösterelim. Şöyle turşumuz da var, bezelyemiz de var ama. Kornişon turşumuz var. Patates. Güzel bir karnitür yapacağım. Burada kaynayan, pişen şeylerimizi, sebzelerimizi soğuk suya attığımız zaman direkt renkleri solmuyor. Aynı canlılığını koruyor. O yüzden bu piştikten sonra bakayım, hatta şöyle bir kontrol yapayım. Bir iki dakika daha durması gerekiyor. Çoklama olduğu evet, için rengini de kaybetmemiş koruyor, oluyor. Bu bir püf noktası. Patateslerimi de doğradım minik minik havuçlar gibi. Aynı asıl malzememiz evet, bu. Asıl şimdi malzememiz, burada neler var? 6 tane patatesimiz vardı Ayşegül. Onu haşladım güzelce. Ezdim patatesleri. Bir tatlı kaşığı nanem, bir tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave ettim. Tuzunu, sıvı yağını, hatta sıvı yağının ben birazını bir fincan diye eklemiştim. Dolaba koydum, çıkarttım. Biraz bak yağ istedi daha, değil mi? Evet, yağ istedi. Yağ istedi. Kalan da şimdi ilave ediyorum. Bunu güzelce yoğuracağım. Sonra da çanak şekli vereceğim. Maydanozu da bulayacağım. Dışına kep. Evet, evet, dışı evet. Yeşil yeşil böyle. Yani yine gösteririz inşallah o aşamalarını da. Onu hamur gibi yoğurmanız evet, lazım evet. Yalnız. Çünkü aynı. Çanak haline getireceksiniz. Ya şey böyle misafir sofralarında falan çok güzel bir ya şey böyle hani salata içine. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Evet. Havuç salatası olabilir içine. Rus salatası olabilir. Hepsi olur yani. Her şey yakışır. Görüntüsü de güzel. Şık bir sunum olur. Harika. Biraz şöyle. Önce hocam da dedi ya içtiğiniz hatta suyun ben, bardağı bile önemlidir. Evet sunum şöyle. Önemli. Hemen bir tane yapayım. Bir tane görelim gelmiş. O zaman. Şu şekilde. Biraz da yaptıktan sonra durdururum. İçli köfte açar gibi evet, değil mi? Evet evet içli köfte açar gibi. Şöyle şöyle. Daha büyük de yapabiliriz, daha küçük de yapabiliriz. Sarımsaklı yoğurt bile, hiç yapmasak içine. Bir sarımsaklı yoğurt, üzerine bir tereyağı yakıp pul biberle. O bile şöyle, yeterli aynen, olur. Aynen. Çünkü patates zaten güzel. Evet. Bu şekilde seni takipte olacağız. Inşallah. Tamam. Uzman doktor Murat Sancaktar hocamla birlikte yazın yapacağımız bakımlardan bahsediyoruz. Yazın ve kışın yapacağımız bakımların farklılığından bahsederken döndük dolaştık bir şekilde lekelere geldik ki pek çok leke sorusu var. Aslında girişte ilk bölümde bolca açıkladık ama yine de sorularınıza cevap vermek adına Tuğçe Hanım 32 yaşındayım. Bir anda avuç içi kadar leke çıktı alnımda. Estetik mi olmalıyım? Bunun için ne yapmalıyım demiş. Yine bir izleyicimiz yüzümde siyah noktalar, güneş lekelerini nasıl yok etmeliyim demiş. Hepsine bir toplu cevap olsun. Tek tek cevaplamamış oluruz. Bu lekelerle nasıl baş edeceğiz hocam demiş hepsi. Aynı sorular bize kliniğimizde de çok fazla geliyor zaten. Her gün bunlar konuştuğumuz, her gün anlattığımız, insanları bu konuda bilinçlendirdiğimiz şeyler. Tedaviden öte, şunu mu yapmalıyım, şu ilacı mı kullanmalıyım, lazere mi girmeliyim veya şu cihaza mı girmeliyimden daha estetik önemlisi. Estetik mi yaptırmalıyım? Gibi. Bunların en önemlisi kişinin önce lekenin neden kaynaklandığını, hangi mevsimde ne yapılması gerektiğini, kendisine ne düşündüğünü anlaması önemli. Yani herkes bir yeni bir cihaz çıktı, bundan fayda göreceğim diye gelir. Veya onu duymuşum, bu arkadaşıma iyi geldi, bana iyi gelir.
Öncelikle lekenin natürüne nereden kaynaklanmış? Hangi seviyede bir lekeden bahsediyoruz? Bugüne kadar ne tedaviler alınmış? Ne sonuçlar getirmiş? Cildin, herkesin cildinin vereceği sonuçlar bile aynı değil. Onun için leke konusu o kadar uzun konuşulması gerek ki bir program falan filan da yetmez. Ben onu söyleyeyim. Yani hani böyle birkaç program falan yapsak bile orada soruları bitiremeyiz. Şu anda bile gördüm ben elinizde şeyi. 20-30 tane sorunun geldiğini görüyorum. Evet. Bu anlamda leke ile ilgili söyleyebileceğim şey, yazın leke konusunda özellikle lekenin baskılanması konusu tercih edilmesi lazım. İyileştirilmesi değil. Baskılanmasının tercih edilmesi lazım. Kışın ise daha çok lekeyi uzaklaştırıcı tedaviler tercih etmek lazım. Bu ana fikrimiz bu. Evet. Çok derin lekeler, böyle melazma gibi yani doğumdan kaynaklanan lekeler, yani gebelik döneminde kaynaklanan hormon bozukluklarından, bazı rahatsızlıklardan kaynaklanan, kronik cilt hastalıklarından kaynaklanan lekeler farklıdır. Bir nokta daha, mesela aknelerin veya bunların sivilcelerin izlerinin yarattığı lekelerin de iyileşmesi için bazen cihaz tedavisinden de fayda görebilirsiniz. Bunları da alabilirsiniz. Dolayısıyla her lekenin kendine göre bir tedavi şekli ve bir mantığı var. Bazılarını önce sakinleştirip ondan sonra yok etmeyi tercih ediyorsunuz. Bir de her lekeyle yok edilebilir diye de bir şart yok. Çok yine önemli bir konu. Mesela konuşacağımız çok derin doğum lekesine konuşacak olursak, mümkünse yavaş yavaş yok etmeyi tercih etmeniz lazım. Ben bunu hallederim, bende bu var deyip girdiğiniz bir leke sizin karşınıza hastanın suratında çok kötü bir görüntüyle karşımıza gelebilir. İnanın çok gördüm. Bunlarla gelebilir. O zaman biz sadece hastaya biraz sabırlı olması, önce yine baskılaması, arkasından tedavilerini vermesi, tedavilere dozu yavaş yavaş yükseltilerek veya sabırla gidilmesini tercih ettiğimiz lekeler de var. Onun için leke konusu hakikaten uzmanın görüp, değerlendirip ve çok önemli bir konu. Hani bu bakım yine yanlış yaparsınız, cildinizin hassasiyetini bozarsınız. Böyle bir şey değil. Değil, doğru. Bana da mesela WhatsApp'tan bir görüntü geldi. Ne yaptım dedi, limonla, internetten gördüm, limonla şeyi karıştırdım dedi. Elma sirkesini karıştırmış. Eyvah, cildine şeyi sürüp bunlardan mı? Bir şeyler beklemiş. Yani şimdi bunların bazılarında etki var. Mesela limonun size faydası olur mu? Olabilir. Asidik bir tedavidir. Kışın özellikle cildin üst tabakalarını birbirine gibi ufak peeling yapmada faydası falan olabilir ama yine bunları bile bilmeden kullanmak lazım. Kullanılabilir. İşi ucuza getirmek veya işi basitleştirmek anlamında düşünülebilir. Fazla yapmanız, yanlış şeyler eklemeniz size o zaman o resimdeki gibi sonuçlar çıkartabilir. Şimdi hocam bunu ne yapacağız? Ne yapacağız? Öncelikle bir kere cildi bir toparlayacağız. Yaralandı diye düşünmeniz lazım cildin. O cildi önce yarasının iyileşmesi için sakin sakin bekleyeceksiniz. Verdiği yanıt azalıp normal olduğunu algıladıktan sonra kalan bir şeyleri temizleyeceksiniz, süpüreceksiniz. Hocam biz ne kadar böyle yanlış şeyler yapıyoruz orada burada gördüğümüz. Evet, yapan çok var. Özellikle Instagram'da falan ev bakım maskeleri, doğal yapın diye bir sürü şey seçenek sunuluyor. Ve hepsini denemeye kalkıyoruz. Sonra sizin dediğiniz gibi bir tedavi yaratacak bir şey çıkıyor ortaya. Tabii, ben çok görüyorum. Çok sıkıntılı şeyler görüyorum ve çok da üzülüyorum. Evet. İnanın çok basit şeyler bazen gereksiz yere ucu başı çok uzayacak ve çok uzun süre tedaviler alması gerektirecek. Ve maalesef bazen tam iyileştiremeyeceğimiz şekilde lekeler kalabiliyor. Her leke iyileşemeyebilir. Ama kişi lekeye başladığında özellikle lekenin mesela çil için konuşacak olsak, güneşe böyle bir yanıt veriyorsa cildiniz, siz lekeyle ilgili kendinizi hasta kabul edin. Hastasınız yani, sizin bir hastalığınız korunacaksınız. Var. Korunacaksınız. Veya bunları kışın biraz azaltacaksınız. Yazın bunların yine bir kısmı gelecek. Her seferinde azala derken sonrasında daha iyi bir cilde sahip olabilirsiniz. Ama hiçbir zaman sıfır olmayabilir. Evet. Bunu bilirse kişi zaten tedavide yolun yarısını gitmiş oluyorsunuz. Önemli olan kişiye ne olduğunu, fizyolojisinin ne olduğunu anlatmakta geçiyor zaten. Çünkü sürekli geri gelmez hemen tedaviye geçme eğiliminde olduğumuz için arkadaşındaki olmuştu, seninki de olur. Şunu da görmüştüm, böyle bir tedavi şekli olmaz. Kendini her tanımak önemli herhalde. Öncelikle kişinin kendini tanıması ve fizyolojisini de doğru algılaması lazım. Onun için doktor çok önemli. Çok çok önemli hatta. Hatta en önemlisi. Evet, en önemlisi. Ve birebir sizin konuşmanız, dediniz ya kişiye özel diye. Yani bende farklı olur, işte ülküde başka olur, bir başkasında tabii, olur. Bunu mutlaka birebir konuşmanız çok önemli. Terleme ile ilgili pek çok soru geliyor. Bu da yaz gelmesiyle birlikte büyük bir sorun yarattı ve bir sürü de soru var. Terleme kışın az olur, yazın çok olur. Bazı insanda yaz kış olur, hiç fark etmez. Bir konuşalım mı şu terlemeyi? Şimdi terlemeyi o zaman yine terlemenin de mantığından başlayacak olursak şöyle diyelim. Terleme özellikle ergenlik döneminden itibaren
özel bir hastalık veya bir şey yoksa ergenlik döneminden itibaren ter bezleri daha aktif çalışmaya başlar. Aktif çalışan ter bezlerinin sebebi aslında vücudumuzdaki sempatik sinirlerin uyarımıdır. Sempatik sinirler korktuğunuzda, heyecanlandığınızda, hareketlendiğinizde özellikle bu bölgede vücudumuzda birçok yerinde ter salgısı artar. Duygu sempatik, geçişlerin hepsinde. Sempatik kanalın uyarısıyla, sempatik sinir sisteminin uyarısıyla. Botoksun yaptığı nokta da bu. Hani nasıl yüze yaptığımızda siniri bloke ettiği için kas bir süreliğine sakin duruyor. Böylece daha parlak, daha güzel bir görünüm oluşuyorsa. Ter bezlerinde cilt seviyesinde yapılır. Farklı bir uygulama şeklidir. Kolay bir uygulama şeklidir. Her koltuk altına ortalama 20'şer enjeksiyon yapılarak geçirebilir. Duruma göre 30'a kadar çıkabilir. 20-30 enjeksiyonla o bölgedeki sinir blokajını sağlamış olursunuz. Yani vücut yine sempatik sistem uyarılır diye emir verir ama o bölgedeki sinir sistemi bloke olduğu için ter bezlerinizin haberi yoktur. Ter bezleriniz bekler. Hani hiç şu anda bir uyarı yok. Terleyecek bir şey yok gibi düşünür. Dolayısıyla terleme çok ciddi oranda azalmış olur. Terleme çok ciddi bir problemdir aslında. Özellikle olan bilir. Hani şimdi biz gördüklerimizden, misafirlerimizden gördüğümüz kadarıyla sıkıntılarından biliyoruz. Ama özellikle çok çok sıkıntılı olduklarını biliyorum insanların. Bir de bilinçli olduğumuz bir alan da değil. İnanılmaz etkili, inanılmaz basit, İnanılmaz uzun süreli, bir yıla kadar kişinin konforunu sağlayacak bir tedavidir. Ve basit bir uygulama şeklidir. Bundan kurtulduğunda size eğer ki terlemeyle tanışmışsanız bir kişiyle veya bununla ilgili botoks uygulaması yapmışsanız sizden vazgeçmeyeceğini bilebilirsiniz. Ondan dinlemek lazım değil mi aslında? Terlemede birçok tedavi şekli var. Bunların işte iontoferes, iyon kanallarının açılıp kapanmasını engelleyerek ter bezlerinin biraz daha sakin çalışmasını sağlamak gibi. Cerrahi yöntemler var en uç noktada artık çözemiyorum diyenlerin o zincirin temizlenmesiyle yapılan tedaviler var. Rolonlar var, birçok tedavi şekilleri var. Rolonların özellikle alüminyumlu olanları bir miktar o etkisiyle ter bezlerinin aktivasyonunu azaltıp daha az salgı yapmasını sağlayabiliyor. O çok popüler aslında değil mi? Çok tercih ediliyor. Tercih edilebilir ama rolon gibi tedaviyi sürekli sürmeniz gerekir. Şimdi bazen böyle alüminyumlular işte kanser yaptı dedi, yapmadı dedi, araştırılıyordu, şu dedi, şu anda yok dediler. Yani, ama botoks öyle bir şey yok. Çok uzun yıllık kullanıyor. 2004'te FDA onayı aldı. Yani FDA biliyorsunuz öyle onayı hemen çıkacak bir şey değildir. 2004'te bunun için onay almış bir tedavidir. Çok etkindir. Yan etkisi olmayan bir tedavidir. Öyle ne kasa ne bir yere bir zararı yoktur. Minnacık cilt içine yerleştirirsiniz. Kişi 20 enjeksiyon sonra durur. Bir bakar bir 15 gün sonra ciddi oranda %80-90 hatta bazen neredeyse %100'e yakın oranda terlemesinin azaldığını görür. Çok çok konforlu olarak kullanır. Dediğim gibi hiçbir yan etkisi, sen düşünüyorum ne yapılabilir diye de ne olabilir? Hiçbir yan etkisi, hiçbir şey yoktur. Bunda bazen bazı hastalarda da çok nadir olmak üzere ya bazı bölgelerde terlemenin devam ettiğini görürsünüz. O da herkes de aynı yerde olacak diye bir şart yok ter bezleri. Bazen biraz daha koltuk altının kola yakın kısmında veya aşağı kısmında olursa onları kontrol eder, terleyen bölgeyi tespit ettiniz mi oraya bir iki enjeksiyon daha yaparsınız bir 15 gün sonra. Böylece terlemeyle ilgili o bölgede de sıkıntısı kalmaz. Zamanlama ne zaman gelinir ya da bazısında 6 ay en az dediniz ama çok uzun sürede istemeyebilir. Zamanlamayı söyleyelim hocam. Kişisel olarak benim gördüğüm yani kişilerin ortalama bu etkiyi 6 ay kadar canavar gibi yani çok iyi bir etki gördüğünü düşünebiliriz. Tedavisini 1 yıllık gibi düşünmek lazım. Yani nasıl 1 yıllık? Tabii 1 yıl boyunca hiç sıfır değil. Tedricen azalarak ama hiçbir zaman başlangıç haline dönmeyerek. Bu çok önemli. O çok güzel zaten. 100 birim terliyorsanız bu tedavi bittiğinde en fazla 90 birim terlemeye başlarsınız. Hep size böyle olumlu biraz bırakacak şekilde, ter bezleri biraz daha zayıflamış hale getireceği için olumlu bırakacak şekilde geri gelir. Nisan, Mart, özellikle Nisan ayından itibaren çok belirgin şekilde hasta bununla ilgili bilinçli hastalar artar. Mayıs, Haziran'a kadar devam ederler. Zaten yazı terlemesiz geçirdikleri için öbür sene başına kadar rahat ederler. Seneye bir daha. Genellikle yılda bir enjeksiyonun yeterli olduğunu söyleyebilirim. Hani yüz botokslarında kişinin yaptığı bölgeye göre bir yılda bazen iki. Göz kenarları gibi bir yerlerde ufak minik dokunuşlar veya tipim değişmesin, aman oram değişmesin dediklerini bazen üç enjeksiyon yaptığımız bile olabiliyor. Ama özellikle koltuk altında tek enjeksiyon bütün yılını kurtarma anlamında yeterlidir. Yani özellikle en problemli dönemin yaz ve sıcak döneminde olacağını düşünürsek ağırlıklı olarak. Diğer dönemlere terler aslında bu hastaların çoğu. Ağırlığı böyle Nisan ayı, Mayıs ayı gibi verdiler mi 10. ay, 11. ay, 12. aylara kadar zaten bütün terlemiyor. Bütün yaz rahat bitti. Edecek. Kışın zaten terle tam bu aslında oranlarımız düşüyor. Şu zaman diliminde. Doğru zamandayız. Doğru zaman. Doğru zamandayız. Yaptıran zaten onun vaktini biliyordur. Onlar biliyor ama standart. Ama hani botoks deyince
korku yaşamayın. Gerçekten böyle bir rahatlık varken, yani hiç denememiş ama cesaret edememiş izleyicilerimiz de var çünkü. Ya tabii, koltuk altına terlemeye botoks mu olur diye. Geç duyduk hocam çünkü biz. Yani işte yeni yeni artık biz duymaya, biz anlatmamız duymaya lazım. Başlıyoruz. 2004'ten beri Amerika, birçok ülkeler 2004'ten beri kullanıyor. Bizim ülkemizde de kullanılıyor. Ben burada çok eski zamanlardan beri kol altı botoksu yapıyorum ama daha önce 5 hasta bakıyorsanız, evet, bu hasta sayısı 15'e değildi. Çıkıyor. En fazla 40'a 50'ye çıkıyor dönemlerde. Yani hani böyle tutup da benim bu da vardı, şunlara geliyorum diyen hasta grubunu ancak sizin önermeniz gerekiyor. Bir de tabii bunun önermelerle ilgili şöyle bir noktayı da göz ardı etmemek lazım. Anlatacağınız hastaya da koltuk altlarını çok terliyor, sana botoks yapalım denmiyor. Yani kişi de rahatsız olacağı bir konuyu açmanız da kolay değildir. Hani cildinde görünüyor. Onu orada da uzman sizsiniz. İşte konuyu nereden nereye getireceği konusunda biliyorum ben size. O konuyu öyle bir getirirsiniz öyle yapmak ki lazım kendi anlatmaya başlar. Ya, oradan derse hemen olsun, zaten size emin olacağınız konu bu kişi size teşekkür edecektir. Hı-hı. Bu kişi en mutlu insanlardan biri olacaktır diye düşünebilirsiniz. O yüzden konuşmak lazım. Koltuk altı için yapılan botoksu ayaklarımıza da uygulayabilir miyiz çok demiş güzel izleyicimiz. Ben zaten devamında onu söylemek istedim. Bu botoks özellikle el ve ayak bölgesinde avuç içi, de çok ciddi şekilde etkilidir, faydalıdır. Çünkü hakikaten bazılarının çok büyük problemi. Tabii şimdi biz hastalardan gördüğümüz kadarıyla biliyoruz. Yaşayan kişi bunun ne olduğunu bilir. Islak ıslak elleriyle sürekli birilerine dokunmadan, elini uzatmaktan imtina ederek yaşamak çok zor bir öğrenciler şeydir. Öğrenciler kalem tutarken çocuklar çok zorlanıyorlar. Islak ıslak çok zordur. Bu tabii sempatik zincirin sebebi, yani sempatik uyarının fazla olması, onun yapısının böyle olması ile ilgili. O zaman da avuç içine, parmakların aralarına kadar yapılan botoks uygulamalarıyla, onu da sadece şöyle bir şey, biraz daha acı da olabilir. Yani hani bir koltuk altında ağrınız yok ama el ve avuç içinde biraz daha ağır olabilir. İşte o zaman bazen uyuşturucular sürüyoruz. Biraz onlara dikkat ederek yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaparak belki o zaman bunlar için çözüm bulunabilir. Onun da mı öyle bir yıl boyunca tekrar? Tabii yine uzunluğu aynı. Yine aynı. Bir yıl kadar olmasa da onları 6-8 aya kişiye rahat rahat önerebilirsiniz. 6-8 ay sıkıntısının olmayacağını düşünebilirsiniz. Koltuk altında uygulama biraz daha rahattır bu anlamda. Bir sıkıntısı olmayacağı için yumuşak bir deriyle rahat rahat çalışırsınız. El biraz daha acılı olabilir. Tek sadece belki o konuşulabilir ekstradan. Ama sonuçta ihtiyacı olan için o anda onu umursamadığını söyleyebiliriz. Çok mutlu oldukları bir uygulamadır. Ama eğer... yani bununla yaşamaktansa azıcık acıya razı olur. Çünkü tamamen bir yıl rahat edecek. Sizin dediğiniz gibi sosyal hayatta çok yani utanç verici bir şey gibi geliyor insanlar için. Koltuk altı muazzam bir tedavi. Bunu bir kere bir kere yazması lazım. Koltuk altı botoksun ve yüzdekinden bile aslında daha kolay, daha etkin, daha ne başarılı tedavidir. Ne kadar zaman ayıracağım demiş. Botoksun mu? Yani yarım saat, öğlen yarım arası. Yarım saat uzun olur. Uzun mu olur yarım hocam? Yarım saat sürer ama biz hani bunları yine her ne kadar ekranlardan anlatsak, geldiğinde kendisine ne yaşayacağını, ne bekleyeceğini, nereye dikkat etmek gerektiğini anlatacağımız için hani yarım saatlik bir uygulama geldim, girdim, çıktım anlamında yeterli olacaktır. Kırmızı sivilceyi soruyor izleyicimiz. Nedir kırmızı sivilce? Kırmızı lekelerle alakalı mı, farklı mı? Şimdi lekeyle bahariş tutmak lazım. Kırmızı sivilce dediğiniz damarsal kaynaklı da olabilir. Ki o zaman tedavisi tamamen farklıdır. Farklı olur. Ama alttan gelen bir aknenin getirdiği bir sivilce ise, yani sivilce zaten adı üstünde o. Eğer öyle bir durumsa onun da tedavisi birbirinden farklıdır. Akneden de ufacık zamanınız varsa ondan da ufacık bir şeyler, birkaç not anlatıvereyim. Tabii, lütfen. Aknede de cildin altındaki bu kılımızın kenarında bir ter bezimiz var. Yağ bezimiz var, özür dilerim. Yağ bezi oraya ufak ufak aralıklarla yağ salgılayarak cildin yağ dengesini sağlar. Saçınızdaki bir cildinizdeki belli bir yağ oranında bir şeyler salgılar. Bu dışarı kanaldan çıkarak, kılın olduğu delikten çıkarak, gözeneklerden cildinize yayılır ve cildiniz belli bir yağ dengesine ulaşır. Hani cildinizin yağlanmasının fizyolojisi de budur kabaca. Eğer herhangi bir şekilde dış etkenler, yoğun yağ üretimi, cildin üst tabakalarının fazla hızlı gelişmesi ve buna bağlı olarak kanalı tıkaması gibi sebeplerle o çukurlar veya gözenekler bir şekilde kapanırsa, hani pislik olabilir, yanlış krem uygulamaları olabilir ya, bir şekilde kapanırsa, aha da ortam hazır işte. Şimdi kılın çıktığı yerin, o şeyin altına çıkacağı yerin etrafı tıkandı ve altta da sürekli malzeme üreten bir şey var, bez var. Vücudumuzun her tarafı bakteri dolu. Evet. Bakteriler de bakıyor, malzeme var. Ortam kapalı, ses yok, seda yok, karanlık bir ortam. Onlar için daha ne isteyecek? Çoğalın.
O kadar çoğalın, güzel çoğalın derken alttaki o kılın folikülünün olacağı yumurta gibi yeri genişletir. Dokunun artık bir süre sonra yanlarına doğru taşmaya başlar. Artık sağa sola zarar vereceğim der. O anda dokunduğunuzda evet bana akne geliyor, alttan ağrı yapıyor diyorsunuz. Halbuki onun üstü tıkalı. Çözümü de dolayısıyla açmak olacak. O tıkalı olduğu anda açarsanız dışarı onu kustuğu için, çıktığı için otomatikman o nekrotik materyal, sıkıntılı materyal dışarı çıktığı için doğal olarak oranın iyileşme süreci hızlanır. Hani sıkarsınız, temizlersiniz, birçoğu iyileşir ya, odur. Tek önemli nokta, burada dikkat edilmesi gereken nokta, bazen derler ya tedavi oldum bazı yerlere yayıldı. Ruhakutan kullandım, ilaç kullandım, şunu bunu kullandım, birçok şey kullandım, bunlar oldu. Aknenin üstündeki kapak kalktığı zaman içindeki materyal sağa sola sıçrar. Şey gibi düşünün, yağmurlu bir hava, yağmur geçti, siz şemsiye memsiye yok üstünüzde. Ama yürüyorsunuz, o taşlar vardır. Taşların üstüne bir bastınız, İçinde su yapıyor, su fış diye üstünüze sıçradı. Ortada bir şey yoktu, ne oldu dersiniz. Aynı bunun gibi akne sağa sola ekilir. Kişi temizlemeye devam etmezse o dönemde oradan yandan çıkar bu sefer. Çünkü mikrobik bir materyali oraya bırakmış oldunuz. Bu sefer etrafında yayılmaya devam eder. Dolayısıyla aknenin fizyolojisi budur. Akne olan hastaların buna dikkat ederek öncelikle baştan eğer çok yoğun bir tarladaysanız, yoğun bir akne tarlasındaysanız İlk birkaç seansta da hatta kendini çok izlememesi gerektiği, sabırlı olması gerektiği, alttan temizlenerek geleceğini anlatmanız gerekir. Aynı o kırmızı sivilceyi soran misafirimizdeki gibi, eğer ki alttaki sivilce ise tedavisi kapağının açılarak içerinin temizlenmesi, bazen antibiyotik kremlerin uygulanması, hani yüzüme sürdüm iyi geldi dedikleri gibi veya profesyonel şekilde onun açılarak etrafının steril edilerek tedavi edilmesi gibi birçok yöntem yapılabilir. Isılı yöntemler uygulanabilir falan filan. Ama bu bir damarsa, kırmızılığı damardan dolayı oluyor da farkında varamıyorsa, o zaman o damarı kurutucu, o lazer uygulamaları, tedavi. İğneli tedaviler, birçok tedaviler var. Onlara bir tanesi tercih edilebilir. Çoğunlukla da biz lazer tercih ediyoruz onlarda. Akneyi çok güzel anlattınız. Öyle iyi anladık ki yani. Ve hem leke tedavisinde, hem aknede, hem sivilce tedavisinde anlattığınız her şeyin sonunda sabır geliyor. Yani bir süreç var. Tabii ikisi de böyle bir tedavidir. Onu sabırla bekleyeceksiniz. Aceleye gelecek bir iş değil çünkü bu. Yavaş yani, yavaş. Lekede çok hızlı lekesinden fayda gören bir iki seans sonra hocam böyle bir şey olamaz, nasıl bir doktorsunuz veya nasıl bu nasıl bir şeymiş, buna cihaz nasılmış, bunları yaşayacağınız hasta çıkabilir. Yüzeyel bir lekedir. Onlar zaten çıkması kolay lekelerdir. Onun için bunlar bir şey tutmamak lazım. Derin lekelerle tedavi görmüş, uğraşılmış bir lekeyle bir tutmamak lazım. Onun için sabırdan öte cildinde macera aramayacağınızı bilecek hasta. Yani öncelikle bu bir tedavi adı üstünde. Tedavide biliyorsanız, bilemiyorsunuz ki bazen yedek parça olsa keşke. Mesela yanağınızda şurada sivilce çıktı, ben burayı beğenmedim, size bir yanağınızı değiştireyim, doğru, diğer yanağı takayım desem bitecek sıkıntı. Ama öyle bir şansımız yok arabalardaki gibi. Dolayısıyla biz kendi kendine tedavi ettiriyoruz hastaya. İlacını veriyoruz, mikrobik faktör olduğunu düşünüyoruz, antibiyotikleri yüklüyoruz. Mikrobik faktör değilse o zaman cildinde komedolitik tedaviler, cildin fazla üretimini azaltıcı, yağ üretimini azaltıcı tedaviler, beslenme alışkanlıklarını gözden geçirdiler. Yani kişinin durumuna göre karar vermeniz gerekiyor. Onun için hani sabır deyişimiz de bu. Herkesinki uzun sürecek, herkes yıllarca tedavi alacak anlamında değil. Ama fizyolojisini anlatırsanız, beklentilerin ne olacağını anlatırsanız ve kişiden de zaman isterseniz başarıya ulaşmama şansınız kalmıyor. Biraz sabır, işte sizin dediğiniz gibi zamana ihtiyaç var. El güzelliği içinde dolgu yapılabilir mi demiş izleyicimiz. Tabii güzellikle ilgili hep sorular geliyor. Evet, çok her çok soru var gibi. Ama nasıl yetişeceğiz bilmiyorum. Yetişebildiğimiz kadarını anlatırız. Sonra diğer programla diğerlerini de söyleyelim. Şöyle yapalım. El güzelliğinde şöyle. El aslında yaşı çok belli eden bir bölge. Boyun gibi. Yani yüzünüz çok güzel gösterirken elden gol yiyebilirsiniz. Yani işte yaşınızı orada yakalanabilirsiniz. Boyundan yakalanabilirsiniz. Fakat çok güzel, teknolojinin güzel noktaları var. Hyaluronik asitli, özellikle hyaluronik asitli karışımlar bu anlamda çok etkin. Karışımlar veya bunlarla ilgili ürünler, dolgular o bölümlerdeki dokunun incelmiş, artık özelliğini yitirmiş, gerilemiş kısmını yukarıya doğru ittirerek daha gergin, daha canlı görünmesini sağlayarak aslında birçok şeyi maskeleyebiliyor. Birçok şeyi daha iyi konuma sokabiliyor. Dolayısıyla dolgu uygulamaları çok başarılı uygulamalar. Kolajen enjeksiyonları yapılabilir. Bu da yeni bir tedavidir. Cilt altına. Kolajen dediğimiz proteini direkt basmıyorsunuz tabii. Kolajen tozları, bunları uyaran ürünleri cildin altına vererek cildin tazelenmesini sağlayabiliyorsunuz. Yenilenmesini sağlayabiliyorsunuz. Yine demin programın başında söylediğimiz gibi gergin olan, su tutmuş, iyi görünen bir cilt, yani yükselmiş bir cilt tabii ki size ışığı yansıtır. Dolayısıyla elinize baktığınızda
Elin iyi görünüyor diyecek hali olur. Mesela bunları söyleyenler var. Senin eline ne oldu dediklerini bilirim ben insanlara. Yapıp da tedavi sonrası ne oldu dediklerini bilirim. Yani bu kadar fark ediyor. Kişilerin mesela yüzleri çok güzel görünüp ellerine sıkıntı olup bunları nasıl yapacağız deyip çok büyük sıkıntılarla bunlara geldiğini bilirim. Zaten çevrelerinde de birçok insanın böyle vardır. Sizin yaşınızı belli eden yerlerden biridir. Yani siz derken tabii ki programdakilerden bahsetmiyorum. El değil mi? Olarak, el ve boyun bölgesi boyun. Çok fazla yoktur. Tüyolarımızı ortaya çıkaran. Aylin Hanım, İzmir'e selam gönderelim. İzmir'den bir sorusu var. Biz de konuşacağız onu ama bir ara vereceğiz. Saçla ilgili sorular var evet, hocam. Evet. O da önemli. O da çok önemli. Onu evet, da konuşalım. O da çok evet. önemli. Saç evet. diplerindeki sivilceleri soranlar var. İşte beslenmeyle alakalı mıdır diye var. Pek çok saç sorunu var. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra da sorularınızı cevaplandıracağız efendim. Efendim son bölümle karşınızdayız. Mavi Artı Güzellik ve Estetik Akademisi'nden uzman doktor Murat Sancaktar hocam bizimle birlikte. Yazın yapabileceğimiz bakımlardan bahsediyoruz. Leke tedavisinden bahsettik. Özellikle koltuk altı terleme botoksunun ne kadar mucizevi bir şey olduğundan bahsettik. Bir yıl sizi rahat ettirebilecek ve artık çokça da duymaya başladınız. Güvenli olabileceğini de tabii ki doğru ağızdan aldık. Bunun için de birazdan bilgi için telefon numaralarımız ekranlarda gelecek. Eğer cevaplandıramadığımız sorularımız varsa ki zamanınız yetmezse oradan ulaşabilirsiniz. Birebir konuşmak hocamın dediği gibi her zaman çok daha iyi olur. Çünkü tabii bütün ki. Cilt bakımıyla ilgili ya da güzellikle ilgili bütün soruları kişiye özeldir. Ve birebir konuşmak mutlaka çok önemlidir. Saçla ilgili gelen pek çok soru var. Bize bir şu saçın mantığını, bir yapılan tedavileri, fizyolojisini anlatır mısınız hocam? Saç da ayrı bir konu. Saç da ayrı bir tamamen parantez açmak lazım. Saç da diğerlerinden farklı bir mantığı var. Yine saç tedavisi de bizim sabır istediğimiz tedavilerden bir tanesi. Sebebi şöyle. Kolaylık olsun diye şöyle anlatayım. Saçın bir tohum olduğunu düşünün. Bu tohum size hayatınız boyunca 7 kere, 8 kere meyve vereceğini düşünün. Veya bilemez 10 kere. Saçın kafanızda kalma süresi de ortalama 1 yılla 5 yıl arasındaymış gibi düşünün. Bir saç folikülünden çıkan kılın kafanızda 1 yılla 5 yıl arası büyüdüğünü, ondan sonra ömrünü tamamlayıp düştüğünü ve oradan bir süre sonra yeni kıl folikülünün oluştuğunu düşünün. Şimdi kafanızda kalma süresi 1 yılla 5 yıl arasında. Ortalama da 8 kere tomurcuk verdiğini düşünün. Şimdi çok saçları sağlıklı olan bir kişi, 5 yıl boyunca kafasının saçları kalan bir kişi, kök o kadar iyi besleniyor ki, o kadar iyi bakılıyor ki, çimler gibi düşünün. Kışın sulamıyoruz, öyle duruyorlar. Yazın bir suluyoruz, canlanıyorlar. Pardon. Dolayısıyla kafanızda kalma süresini ne kadar uzatabilirsek, yani o süreyi 5 yıl yapabilirsek, bu 8 kere yumurtlayacağını düşünürseniz, 8 çarpı 5, 40 yıl kafanızda o saçı kullanırsınız. Evet. Ama saçta kafanızda kalma süresi eğer ki böyle 1 yıllarla kısıtlıysa, saçlarınız çıkıyor, dökülüyor, en çok da öyle problemle gelirler. Saçlarım uzamıyor benim demeye başlarlar evet. özellikle. Çünkü alttan beslenemediği için cansızlaşır, cansızlaşır, cansızlaşır. Erken dönemde düşer. Bir yılda diyelim saçınızı kaybediyorsunuz. 8 kere bunu döngünün içine girebileceksiniz. 1-1,5 yılda kaybetse 10-12 yıl kullanıyorsunuz. Ekleyin bunu 25 yaşında, 27 yaşında ben kelleştim iyice diye karşınıza çıkabilir. Sonuçta biz kel olacak, kafasında hiç saç kalmayacak bir hastayı sırma saçlı olacaksın ömür boyunca diyemeyiz. Ama saçlarını 60 yaşında göreceği, 20 yaşında, 30 yaşında gördüğü görüntüyü 40 yaşına, 50 yaşına, 60 yaşına öteleme şansınız vardır. Çünkü o kıl folikülünü besleyerek o sürenin 5 yıllara, 1 yıldan 5 yıllara geçmesini sağlayarak kafanızda daha uzun süre durduğu ve uzadığı için hem daha canlı, tabii daha ki. Parlak, daha müthiş kalın, şey. Daha uzun süreli kafanıza kalır ve tomurcuklama şansını da hesaplarsanız çarptığınızda o kadar uzun süre kafanızda gördüğünüz için dolayısıyla benim saçlarım daha iyi görüntüde kaldı. Babamlar kel ama ben de en azından şu kadar saçla hala devam ediyorum diyebilecek hale gelir. Fakat saç folikülü de uyarımı hemen almaz. Yani üst tarafı cansız zaten biliyorsunuz. O dip kısmını uyarmak için de
böyle tedavide 3-4 seanstan sonra kendisini izlemesini isteriz. Hani böyle ciddek gibi yaptım, hocam eline sağlık, parlıyoruz, ışığı çok güzel yansıttık, ellerim doldu, böyle oldu. Terlememi yaptın 15 gün sonra değil. Değil. Saçı yapacaksınız. Hmm. Kişiye diyeceksiniz ki bir ay boyunca kendini izleme. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. İyileştikçe, uygulama yapıldıkça saç toparlar, topar. Çimlerdeki gibi aynı mantık. Ben çok benzetiyorum. Bizim bahçedeki çimleri sularken, kliniğin bahçesindeki. Onlar da birkaç gün sonra parlak parlak canlı dikilmeye başlıyorlar, kalınlaşıyorlar. Saç ilk önce ne görürsünüz? Dökülmeniz azalır. Evet. Hacimleri artar, kalınlaşmaya başlarlar. Parlak daha canlı görünmeye başlar alttan geldikçe. Saçın ortalama ayda 1-1,5 santim uzadığını düşünürseniz, yani bir ayda görebileceğiniz zaten dibidir. Ufak ufak minik minik böyle saçlar yani görebilirsiniz. Siyahlıkları görebiliriz ancak. Görebilirsiniz. Onlar yavaş 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 alttan geldikçe, uzadıkça arayı doldurarak, bir de saçınızın normal hacmi de arttığı için o da geniş görünen alanlar daha dar görünür. Tabii bir de elinizi attığınızda daha dolgun görünmesi söz konusu. Oradan da anlayabilirler. Ama sabır işidir. Saç sabır işidir. Ve belli bir süreye gelmeyi gerektirir adam akıllı. Herkes, hemen hemen herkes fayda görür. Fayda görmeyen hasta olmaz. Sadece hastaya şu beklentileri söylememek lazım. Saçlarını çıkartacağım da arkadan at kuyruğu yapacak hale gelirsin. Topuz yaparsın dememek lazım. Saçlarında fayda göreceği kesindir. Zaten bunu görüntülerle de önce sonrası alarak kendiniz çok rahat görebiliyorsunuz. Dolayısıyla saçtaki tedavi kesinlikle etkindir. Sadece sabır gerektirir. Diğer lekedeki gibi veya bir akne tedavisindeki gibi birkaç seans uygulamayı gerektirir. Kişilere ortalama biz 3 aylık programı alıyoruz. 3 ay içinde ilk başta haftalık, sonrasında aralarını açarak misafir etmeye devam ediyoruz. 3 ay sonrasında da tedavi bitmiyor. 3 ayda bir ufak ufak hani saç unutmaya şöyle bir dürtmek lazım. Çünkü saç ve cilt öyledir. Hemen unutma, uyumaya, terse yatmaya müsaittir. Ben buradayım, haberin olsun, tekrar geldim. Bir nokta daha. Demek lazım. Kişiler birçok şeyimizde olduğu gibi, arabamızı tamirhaneye götürmek için illa arıza yapmasını beklememiz gibi. Saç tedavisi diğer bütün tedavilerden farklı olarak, aslında birçok tedavide de benzer de, saçta özellikle yaşlanmayı beklememek lazım. Çünkü o kıl folikülü belli bir sayıda size şey verecek, tomurcuk verecek, onu düşünün. Yani dökülsün siz, de ben bakarım bunun olmaz. Tedavisini ben de yapamam, kimse de yapamaz. Çünkü o saç folikülü daha dökülmeden kafanızdaki o süreyi 5 lira taşırsanız o hakkını tüketmemiş olursunuz. O 7-8 dedim ya size tomurcuk verecek. O hakkı tüketmemiş olursunuz. Evet. Kabaca anlaşılır olsun diye anlatıyorum. Bu 3-4-5-6 bitmiş. Zaten 2 defa daha anca meyve verecek. Ben onları kafada 5 yıl bile tutsam benim yapacağım tedavi maksimum 10 yıl dayanacak. Evet. Yani o zaman etkiniz de tabii kısıtlı olacaktır. Onun için saçta mümkünse ergenlik döneminden sonra özellikle erkek tipi dökülmede 20'li yaşlar, 18 yaşlardan itibaren belirgin hale gelen o dökülmenin başladığı dönemlerde özellikle hemen müdahale edilmesi lazım. Bir de babada falan varsa, ben artık yatkınımdır, mutlaka dökülecektir, verir zaten, onu gözlemle. Tabii. O zaman orada varsa mümkünse 20'li yaşlarda en azından bu babadaki 30'da işte olan görüntünün onda 45, 50, 55, tabii, 60'larda olmasını sağlamak için yapılabilir. Müthiş bir zaman. Neler yapıyoruz? Saça nasıl bir tedavi uyguluyoruz? Saçın içine yani bir saç neye ihtiyaç duyar? Kanlanmaya ihtiyaç duyar. Erkeklerdeki en büyük problem budur. Erkeklik hormonunun etkisi, dönüşen metabolitleri kan akımını zaman içinde azaltır. Saç aslında öyle oldu herkeste. Beslenemediği için zayıflayarak yavaş yavaş özelliğini yitirir, cansızlaşır, incelir, tüyleşir. Ondan sonra bir bakarsınız oradaki kıl folikülü ölmüştür. Açlıktan ölür yani. Kan gelmediği için açlıktan ölür aslında. Beslenemediği için ölür. Dolayısıyla erkek tipi dökülme de böyle. Tabii özel hastalıklara hariç tutuyorum. Mesela bir alopesiler, bölgesel boşluklar, strese bağlı olarak immün yanıtın verdiği yanlış şeylerdeki de konular hariç. Onlarda ne yapıyoruz? Kan akımını arttırmak için PRP'li yöntemler. Hani kan alıyoruz da zenginleştirip veriyoruz ya. Birincisi onlar mesela. Kan akımını arttırabilir. Onun dışında vitamin enjeksiyonları. Saçta vitamine ihtiyaç duyar. Acaba vitamin eksikliği var mı? Mesela çok bilindik B6 vitaminleri, B grubu vitaminlerden bahsediyoruz. Biyotinden bahsediyoruz. Bunlar özellikle bu grubu yerine koymaktan B6 gibi. Onun dışında elementler. Sonuçta o da fizyolojik olarak bazı enzimleri, bazı şeyleri katalizlemek için elementlere ihtiyaç duyuyor. O elementlerin verilmesi. Onun dışında protein içerikli malzemelerin verilmesi, beslenmesini sağlamak için. Onun dışında büyüme faktörleri verilebiliyor. Bunlar da özel karışımlar halinde artık teknolojinin getirdiği şeyleri paketin içinde veriyorlar size. Siz de onları uyguluyorsunuz. Bunların verilmesi. Bunun dışında bir miktarda son dönemde popüler olarak da yine ciltte çok kullandığımız, çok tanıdık molekül, hyaluronik asiti. Yine cildin içine, saçın içine vererek orada
nemlenme ve canlanma sağlayarak, yenilenme sağlayarak kıl köklerinin sentezinin arttırılması, yapılması söz konusuyla. Bunları işte harmanlıyorsunuz. Birkaç ondan, bazen 2-3'ünü birbirine karıştırarak. Kimin neye ihtiyacı böylece var? Böylece saçın kaçarı yok. Yani element mi eksik? Var. Vitamin mi var? Var. Kurtuluş yok. Kan akımı mı? O da geldi. Bu da derken ne duruyorsun? Helva yapsana diyor ya. Evet. Yani dolayısıyla her şey yerinde olunca saçın bir kaçarı olmuyor. İyileşmek zorunda aslında. Onun için herkese etkin olur dediğim bir tedavidir. Herkese etkin olur demek, yine tekrarlamak gerekirse, herkes at kuyruğu yapacak kadar saçları uzayacak demek değildir. Saçların kalitesini arttıran, saçların bir miktar mutlaka yeni çıkan saç olur ama bunu kişiye vaat ederek değil, saçların çıkacak sırma saçlı olacaksın değil. Yine söyleyelim. Çünkü onun bonuslarını ne kadar harcadığını bilmiyoruz. O kıl folikülünde 8-10 kerelik o şeyler ne kadar harcadığını bilmiyoruz. Erken yaşta gelirse biraz daha vaatli veya biraz daha umutlu konuşabilirsiniz. Ama ileri yaşlarda elimizden gelenin en iyisi olacak, şunlar olacak diye konuşmak daha doğru bir tarzdır. Yani bilgi böyle. Bunun üstüne işte ben şunu uyguluyorum da bu olmuş, sarımsak sürdüm bu olmuş. Onlar artık kişilerin tecrübelerine, kişilere güvenmelerine göre insanların karar vermesi gereken konu bu. Ama saçın fizyolojisi budur. Ama mümkündür demeniz güzel, umut verici bir şey. Yani o cümle önemli. Hiç yani fayda biz görmeyen yapamayız, bir hasta görmedim. Buna bir şey müdahale edilemez artık diye kestirip atmıyorsunuz. Yok kesinlikle. Mutlaka vardır kesinlikle, diye. Kesinlikle. Sadece sabır, uyum. Yani bir takım arkadaşı gibi haftada bir kere gelecek, belli sürede gelecek. Bunları yapmanız lazım. Saça dermapen uygulanır mı demiş izleyicimiz. Şimdi yüzde kullandığımızdan bahsediyor değil mi? Onu da anlatayım. Onları da var. Bu soruları ben aslında çok fazla duyuyorum ama benim hep yapmak istediğim şey pratik uygulamalar olsun. Derma stamp gibi, yani bir damga gibi uygulamalarla bunu zamanında ben de yapıyorum. Mesela ben biraz daha mesela yapı olarak rahat birisiyim. Ben öyle kafamda bir şeyler olması, bir de kim yapacak, bana kim yapacak, onu buldum, hazırladım diyese yapamadığım için bu tarz yöntemleri seviyorum. Nedir? Zaten cildin çalışacağınız seviyesi 2 milim altında falan çalışacaksınız cildin. Böyle çok derinlere yerleştirerek kafada kasın oraya, özür dilerim, saçlı bölgenin altındaki kas tabakasına, yağ tabakasına bir şey yapmıyorsunuz ki. 2 milim, 1 milim, 2 milim altındaki yerlere çalışıyorsunuz. Özellikle kıl köklerinin yaklaşık olarak bulunduğu seviye orası. 2 milime çalışırken de derma stamp veya derma pen gibi uygulamalar yapabilirsiniz. Ama kişinin saçı uzunsa tıkı tıkı saçına dolaşacak. Mesela roller yapanı duydum saçına. Ya roller dediğiniz alet saçta gezdirilecek bir alet, evet, değildir doğru, yani. Hani dolanır, saçına dolaşır, bunlar yapılır. Kişinin, daha çok zarar verir belki. Yani ben böyle bir şey duymadım. Nasıl hani yaparken de biraz da insanın da düşünmesi lazım. Hani veya misafirin de veya hastanın da şunu değerlendirmesi lazım. Bir gariplik yok mu yukarıda ya diye düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Neyse. Dermapen uygulaması kanallar açma anlamında. Dermapen güvenli bir alettir ama saçta giderliği onun bile en profesyonel alet o da olsa saçta giderliği çok kolay değildir. Onun için mümkünse düşük derinliğe ayarlanmış halde veya 1 milimetre veya 1,5 milimetreye geçmeyecek şekilde 1 milimetrede yaparak saçlı derede yedirilerek yapılabilir. Ben çok tercih etmiyorum. Ben enjeksiyonlu yöntemleri daha çok seviyorum. Ama hani bu yapılmaz, zordur anlamında değil. Kendini bu anlamda geliştirmiş bir kişi veya bu anlamda yapıyorum diyen bir kişi uygulayabilir. Tercihan enjeksiyonlu yöntemleri tercih etmesi öneririm. Bir noktada, tabii ben öğretmen çocuğuyum. Hani ben bir de malzemeler de pahalı. O malzemenin cildin altında olmasını tercih ediyorum. Sanki üste sürünce onun bir miktarını kaybediyormuşum gibi geliyor. Psikolojik olarak da ben boşa rahat olamıyorum. Boşa gidiyor gibi hangi mi düşünüyorsunuz? Yani onu aşamıyorum. Bu ürün mesela 10 birim ürünü cilt altına vereceksem 10 birimin 5'ini ciltte niye kaybedeyim i̇çine deyip vermek, içine vermek bana daha sempatik geliyor. Ha, anlarım. Şuralarına yapayım belki ama böyle genel bir tedavi yapılacaksa, saçla ilgili genel bir şey yapılacaksa mümkünse cilt altına vermeyi tercih ediyorum. Yani o psikolojiyi aşamadığım için de olabilir. Olabilir, doğru, ama çok güzel anlatıyorsunuz yani o konuda da haklısınız. Pek çok soru var ama şöyle konuyu toparlayalım çünkü 2-3 dakika diyor yönetmenimiz. Biz bugün neler konuştuk? Şöyle bize bir toparlayın, hem lekelerimiz için hem şu yaz bakımı için ne zaman gelelim, doğru zamanı tekrar edelim. Yine saçla ilgili olanları bir toparlayalım hocam konumuzu. En son konuştuğumuz saçtan. Saç için bir zamanlama yok. Saç yazın yapılabilir, kışın yapılabilir. Saçın özellikle yazın onu hava biz almasına müsaade ettiğimizi düşünürsek yazın saç tedavileri çok daha kolay, çok daha uygulanabilir haldedir. Saçın yazı kışı olmaz. Saç bir bakımdır, bir tedavi şeklidir. Mümkünse saç tedavisini, tabii kesinlikle doktor tedavisidir. Saç mezoterapisi başka birinin yapabileceği bir tedavi değil. Saç tedavisini yaz kış sürekli yaptırabilirler. Çok da etkin bir tedavidir. Bakımlara gelince, bakımlar için yazla kış tamamen birbirinden ayrı bir dönem. Yazın yapılan yöntemler özellikle cildin incelmesini tolere edip kalınlaştırmak için, canlandırmak, yükseltmek için yapılırken, kışın da fazla birikenleri azaltmak,
tazelemek ve inceltmek için yapılır bir miktar. İnceltmek dediğim yani üzerindeki ölü hücreleri atmak için yapılır. Dolayısıyla fizyolojisi birbirinden farklı. Leke konusuna mümkünse yazın pek ellemesinler. Evet. Yani cebimizde bir yıl silah var, bomba var, tüfek var, şey var. Yazın elimizde bir bıçak kalıyor gibi düşünün. Ben niye şimdi o kadar tedaviye bıçakla gideyim? Hani yapacaksam elimde nükleer bomba var, atarım bitiririm diyecek durumdaysanız bunu kışın yapmak lazım. Çok önemli nokta, ben çıkarırım diye hiçbir tedaviye gitmeyin. Mutlaka doktorunuzun bununla ilgili öncesi sonrası yaptıkları nasıl bir yol izleyeceğini size anlatmasını isteyin. Çok iyi yine çok iyi hekimlere sahibiz Konya'da bu anlamda. Ama yine buna rağmen yine de mutlaka ne bekleyeceğini çok iyi bilmesi gerekir. Yazın nemli bakımlar hiç fark etmez yazın. Özellikle nem bakımları. Eğer ki hafif sarkmalarda eşlik ettiyse somon DNA'lı bakımlar, lifting bakımlar gibi birçok bakımları beraber kombine edebilirler. Onu doktorunuz sizle konuştuğu zaman ihtiyacınıza binaen onu beraber karar vereceksiniz. Onun dışında koltuk altı botoksu en azından bu konuda bilgilendirilmiş olmak aklımıza gelmesi güzel oldu. Terleyen bir kişi için muazzam mesela bir şeydi. Eğer koltuk altı botoksu yaparak biriyle tanışmışsanız o sizin yıllarca artık misafirinizdir. Yani sizden hiçbir zaman vazgeçmez. Çünkü siz inanılmaz bir tedavi yapmışsınızdır diye düşündüğü için sizden hiçbir zaman vazgeçmez. Tabii daha anlatılacak çok konu var. Hani el güzelleştirmeden, evet, boyun güzelleştirmeden, akne izlerinden görüyorum kafadaki sivilcelere kadar birçok konu konuşulmuş ama. Görüntü atanlar var, sorular var kaldı. Size ileteceğim o soruları. Onları inşallah ben hepsini cevaplamaya çalışacağım. Zaten bilgi için de ekranlarımızda var telefon numaraları. Oradan da size ulaşabilirler. Tabii mutlaka ki. Mutlaka her zaman dediğimiz gibi yüz yüze konuşmak. Çünkü bu kişiden kişiye farklı olan sorunlardır. Öyle daha iyi cevaplandırılacaktır. Kişiyi anladığınızdan emin olması lazım. Ya bu kişi beni anladı diyeceksin. Dinleyeceğiz yani her şeyi öğretelim. Dinleyeceğiz. Zaten cildinin çoğunu zaten anlatıyor size misafiriniz. Evet, o doğru. Çok önemli. Siz zaten hocam şöyle karşımızda otururken bizim cildimizdeki sorunları tek tek şöyle analiz ediyorsunuz. Ben biliyorum. Otomatikman. İstemesek bile artık bu bir yaşam şekli haline aldı. Algı seçicilik oluyor. Bakmamaya çalışmam lazım ve gözlerimi kapatmam lazım bunun için. Mutlaka görüyorsunuz. Aynen. Peki bir de dedik ki bugün aslında onu da tekrar etmekte fayda var. Dışarıdan ne kadar yaparsak yapalım içten beslenme önemli. Su dedik. Özellikle hocam dedi ki meyveleri öyle sıkıp da 3 damlasını içmek yerine posalarıyla bolca güzelce yiyin dedi. O da çok önemliydi. Onun da altını mutlaka çizmemiz lazım. Madem öyle bir de biz şimdi bugün ne yaptık? Sizi mutfağa alayım. Bir bakalım mı şu çanaklarımıza nasıl olmuş? Mutlaka güzel olmuştur. Ülkücüğüm biz geliyoruz. Yine güzel bir mikrofonu alır mısınız elinize hocam? Tamam. Yine güzel bir tarifimiz vardı efendim bugün. Oo, çok güzel görünüyor. Bahçe gibi olmuş. Hoş geldiniz. Evet, bahçe gibi olmuş gerçekten de. Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Ne yaptık şöyle hızlıca bir anlatalım. Şimdi. Ne yaptım? Az tane patatesim vardı. Güzelce haşladım patateslerimi. Daha sonra haşlandıktan sonra ezdim patatesleri. İçine bir tatlı kaşığı biber salçamız, pul biber, karabiber, nane, sarımsak. Bir fincan da 6 tane patatesi bir fincan sıvı yağ kullandım. Onları güzelce yoğurdum. Dolapta biraz dinlendirdim. Çıktıktan sonra çanak şekilleri verdim. Birazını maydanoza buladım. Birazını sade bıraktım. Rus salatamızı hazırladım. Yoğurdumuz vardı 200 gram. 3 yemek kaşığı kadar mayonez. Kornişon turşu kullandım 10 tane. Bir de garnitür hazırladım kendim. Hazır da olabilir garnitür. Biz kendimiz hazırladık. Ben kendim hazırladım ama çok güzeldi. O kadar canlı bir rengi vardı ki. Ben sizin sözünüzü bölmek istemedim orada sohbeti de. İlave biz bir taraftan ederken, seni izledik yoğurdan, gerçekten. Evet. Ne güzel rengarenk. Allah ne güzel nimetler vermiş. Evet, şükretmek lazım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Yine herkes harika afiyet olmuş. Olsun inşallah. Evde olan, bugün çalışmayan resmi tatilde anneler çocuklar için de güzel bir öneri evet. olur. Çok aynen, faydalı. Yanına bir poğaçayla, aynen, yanına kahvaltıyla. Bir poğaçayla ya da bir börekle servis edebilirsiniz efendim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Yollayalım. Bu da benim payım merkeze. Herhalde. Tabii merkeze yollayalım. Orada da çok güzel, güler yüzlü, müthiş bir ekip var. Çok seviyorum. Hepsine selam gönderiyorum. Mutlaka çok ekranda bizi izliyor olabilirler. Hepsine selam gönderiyoruz efendim. Güler yüzlerinden dolayı da, işte o sıcak güler yüzlerinden dolayı da kopamıyoruz biz oradan. Her zaman bekleriz, her zaman. Selam gönderelim. Efendim programı sonlandırdık.
Cuma günü 10.30'da görüşeceğiz. Yarın bildiğiniz gibi Comey'in Altın Dokunuşlar adlı güzel bir sergisi var. Her yıl yaptıkları. Biz de KON TV ekranlarından canlı olarak sizler için yayınlayacağız. Gidemeyecekseniz eğer KON TV ekranlarından izleyebilirsiniz. Ben Cuma günü 10.30'da ömrüm olursa sizi bekliyor olacağım. Allah'a emanet olun.